أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 29. sözden Bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ قُلِ الْرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ 17-85 incelemizdi bir mesele. Ondan sonra bugün neydi bu cümlelerimizden? Herhalde bu dördüncü dersimiz mi? Dört. Lafız mana zararına kalınlaşır okuduk. Yok. Ha, oradayız. Lafız okuduk, manayı okuyacaktık. Mühendis Bey, sana ait. Evet. Manayı senden dinleyelim bakalım. Ben biraz bakabildiğim kadarıyla sözlere bakabildim abi. Sözlere bakabildim. Tamam. Çok yer var da tabii. Şimdi burada diyor ki lafız mana zararına kalınlaşır diyor. Yani şimdi arasında tabii bir ters orantı var. Şimdi sözler 507'de 509'da. Tamam. Burada diyor ki madde asıl değil ki vücut ona musahhar kalsın ve tabi olsun. Belki madde bir mana ile kaimdir. İşte o mana hayattır, ruhtur. Yani biz manayı anlamak için yani bu hayat ve ruh gibi düşünebiliyoruz. Yani mana diyor hayattır, ruhtur diyor. Yani kelama kıyas edince. Cesede ruh neyse. Lafıza mana odur yani. Heh. Çok güzel. Böyle. Çok güzel. Böyle mukayeseli. Cesedi ruh neyse mana lafza öyledir. O şekilde şey diyor. O lafzı ihya ediyor mana. Ha, lafzı ihya ediyor. Mana olmazsa o lafız ölü olur. Yani kışır olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafızları ise diğer kışırlı kelamlar gibi değildir. Ne fark var? Ama birbirine benziyor beşer kelamıyla Allah kelamı. Birbirine benziyor. Fakat şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mirac-ı Nebevisi'nde mesela o ceseden çıkmış, miraca çıkmış, ceseden, bedenen çıkmış. Onu orada tarif ederken mesela onun cesedi, yani diyelim ki Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, ayetleri yani Peygamber Efendimiz'in Mirac'taki cesedi gibi yani. Çok güzel. Çok güzel bir mukayese yapıyorsun ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam cesedi o kadar nurani ve latifleşmiş ki manasına eş olmuş. Onun için miraca gidebilmiş. Evet. Bu mana da öyle değil. Evet. 566'da. Tamam. Şimdi oraya okuyalım da. Sözler 566. 566. Peki. Şimdi ben tam abi hakim değilim de biraz böyle biraz buradan okuyorum. He. Tam yeri tam çıkartamıyorum da. Hı hı. O yüzden biraz uzun oluyor, olabilecek. 566'da abi. Şimdi şuradan alayım o zaman. Şu seyri sülük ise miracın hakikatidir diyor. Şimdi hakikatle mana arasında bir bağlantı var abi. Hakikat ve mana. Hakikatla? Sureti var, hakikati var. Aynen bunun gibi mana da hakikate bakıyor. Hakikatle alakalı yani. Bu diyor ki burada, şu seyri sülük ise miracın hakikatidir diyor. Her bir insan aklıyla hayal suretinde seyaranı, her bir veli kalbiyle berk suretinde cevvalanı ve cismi nurani olan her bir melek ruh suretinde arştan ferşe, ferşten arşa deveranı, ehli cennetin insanları durak suretinde haşirden 500 sene fazla mesafeden cennete çıkmaları olduğu gibi nur ve nur kabiliyetinde, evet diyor ki, nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalplerinden daha latif, kalpten daha latif ve envatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif ve cesedi necmi ve bedeni misaliden daha zarif olan ruh Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam hassiz ve zayıfine medar ve cihazatinin mahzini olan cismi Muhammedi, yani bedeni. Cismi Muhammedi, yani kıyasla o lafız,
ceset, bu manalarla birlikte düşünebilirsek, cismi Muhammed'i elbette onun ruhu abisiyle arşa kadar beraber gidecektir diyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını ben bu şekilde benzettim abi. Mesela Kur'an-ı Kerim'in lafızları, ayetler, lafız olarak ele alıyoruz. Aynen bu neyse, Peygamber Efendimiz'in de Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeniyle cesedinde bu gibi oluyor. Çok güzel bir mukayese. Yani içindeki ruh bedeni etkiliyor, sirayet ediyor. Bedeni sirayet ediyor. Yalnız burada beden deme. Bedenle cismaniyet fark var. Ha tamam. Cismaniyet beden değildir ama beden de içinde vardır. Cismaniyet hakikattan bu taraftaki bütün süreç mertebelerin hulasası. Yani arş düşünün. Çünkü cennette diyor cismaniyetin ne işi var diyor. Diye soru var. Ha, cismaniyet var yani. Nasıl bir fark oluyor sana o zaman? Ha, onu anlatayım da. Cennette cismaniyete gerek yoktur diyor ya. Orada gerekli olduğunu ispat ediyor. Hatırladınız değil mi? Evet. Demek ki cennette cismaniyet var. Ama cennette beden yok. Arş esmanın perdesiz tecellisi, oradan aşağı arşın altı cennet cehennemdir. Onun altı kürstür. Ana kroki çiziyorum. Onun altı haritayı hatırlarsanız levh-i mahfe ispattır. Onun altı yedi kat semadır. Yedi kat, onun altı alem-i şehadettir. Şimdi bu arştan cennet de dahil. Esir ise levh-i mahfe ispattadır. Esir aşağılardadır. Bu bütün bu esmanın sürecini zatında cem eden cismaniyettir. Esmanın cilvesini mi diyelim ona zaman sana be? Evet, esmanın cilvesi derken bir değil yani. Ha, cennette esmanın cilvesini tabii. Evet, ta oradan onu da alıyor. Yani arş bu geri gideyim arşı anlarız. Buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat. Bu aynı hayattan böyle aşağı doğru gel geri, buz da dahil cismaniyettir. Beden ise buzdur. Yani cismaniyetin en kesif görüntüsü bedendir. Burada hani müşahede baktığından dolayı mı diyor cennette daha da olmayacak, o kesif olmayacak. Evet. Yani burada beden kullanmıyor bakın. Mahseni olan cismi Muhammedi. Yani Muhammedi de i yok. Apostrof var, takke var. Muhammed'e uygun bir cismaniyet. Beden alemi şahadette kullandığımız cismaniyetin sıfatıdır. Balık kokusu, balığın sıfatıdır, dışa vuruşudur. Balık cismaniyet olsa, koku bedendir. Onun için Risale-i Nur böyle kışır yok. Risale-i Nur'da kışır yok. Ben acizane, gafil insanı mütevazilik yapmıyorum. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Ben tevazuluk yapmıyorum. Ben bedevi bir insanım. Bu farkı araştırdığım zaman Allah da yemin ettiği için ben de yemin ettim. Yoksa başka bir şey cemaat içinde tevazuluk yapmak riyakarlıktır diye de vallahi inanarak söylüyorum. Yani bilerek konulmuş hepsi. Matematiksel gibi ya. Cismaniyeti beden yerine koymuyor. Sen bunu değiştirdiğin zaman alt üst olur. Cismaniyet, alem-i şehadete bakan cismaniyetin bir sıfatıdır. Cismaniyet ise cenneti de içine alan sürecin hakikatıdır. Farka bak. Sen bunu cinayet işlersin o zaman. Bilen adam feveran ediyor. Bilmesem tamam. Ha, onun için cismaniyet bu. Beden bu. Çok güzel mukayese yapıyor. Yani kelimeleri, ayetler nasıl ki böyle çok geniş manada her insana bakıyor, hitap ediyor. Yani her insana dediğimizde hitap ediyor. Aynı bu manada da
Peygamber Efendimiz Miracı'nda sözler 568'de diyor ki elbette bütün efrad-ı insaniye içinde öyle bir manevi seyr-i sülûku olacaktır ki diyor. Peygamber Efendimiz bütün efrad-ı insaniye içinde, bütün insanların fertleri içinde, hani diyor ya, bütün insanlar benim efradım, ferdim, ezan diyor ya. Hı hı. Bütün efrad-ı insaniye içinde öyle bir manevi seyr-i sülûku olacaktır ki cismani alemde seyr-i seyahat suretinde bir miracı olacaktır diyor. Allah Allah. Burada da cismaniyeti kullanıyor. Görüyor musun? Kaçıncı şeyde? 568. Tamam oradayım ama. Paragrafın en sonu abi. İlk paragraf. İlk paragrafın en sonu mu? Elbette ile başlayan satır başı. Ha elbette. Ha. Manevi seyri sülük olacak ve cismani alemde seyri sülük seyri seyahat suretinin bir miracı olacaktır. Evet. Hani siz diyorsunuz ya mesela hangi sahabe peygamber efendimize baksak orada kendisini görür. O da cismi latif. Aynı gibi. Aynen. Bu manada düşünürsek eğer diyor ki bütün efrad-ı insan içinde öyle bir manevi seyri sülük olacaktır diyor. Ya Allah Allah. Çok tuhaf yere götürdü de benim. Peki bütün insanları zatında cem ettiğine dair, bütün insanları, bütün insanların hakikatini ve mahiyeti beraberindeydi. Hangi, neredeydi sözlerde? Emanet, nur, anahtar yanındaydı diyor. Kursa'da başlayın. He? Miraç'ın başında. Bulun bakalım onu. Orada mıydı yoksa... Şey, bulun bakalım. 560'da. Bakayım. 560 neresini tam? İşte çenden diye başlıyor. Tamam. Seyahat miracı cüzü. Fakat bu seyahat bir miracı cüzidir. Fakat Abdü'nün bütün kainata taluk eden bir emanet beraberindedir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebedinin kapısını açacak bir anahtar beraberdir. Peki nedir? Hatırladınız mı onlar? Nedir? Bu anahtar, nur, anahtar, nur, emanet nedir? Hatırladınız mı? Bununla alakalı olduğu için söylüyorum. Dedi ya şey, o beşeriyet adına gidiyor. Ben şey yapayım size de. Şeydedir, 428'de anlatıyor. 428'de, ben size çünkü araştırmaya zamanımız yok, kısa kısa ben şey yapıyorum, hatırladım bak aşağıda, 428 ilk paragrafta. Bütün kainata taluk eden bir emanet beraberdir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir vesaire. Hayatın mahiyeti, kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesidir. Emanet enedir. Nur imandır. Tamam mı? İman saadet-i bedenin anahtarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ve Allah'a iman edenlerin imanını da almış. İman mahluktur. Hakikati. Mahiyeti mahluk değil öteki ucu. Anahtar imandır. Nur nur imandır. İman saadet-i bedenin anahtarıdır. Emanet ise enedir. Yani Miraç'ta hepimiz vardık. Miraç'ta hepimiz vardık orada. Çünkü Nur-u Muhammedi'de hepimiz hakikatimiz itibariyle vardık. Çünkü hakikat-ı Muhammediyeciydi ile Peygamber Aleyhisselam kainatın çekirdeği hastası olduğundan hepsi var içinde. Yani ağacın çekirdeğini cebine koyarsan ağacı komple taşımış olmuyor musun? Bir kuvve vardık. Ama ruh bunu tanımlıyor ve tanıyor oraları. İşte 4. şuada 16. sözde namaza başlamadan önce bir mümin ruhu miraç yapıyor. Bir nevi huzura kabulün olan sonra namaz ile. Namaz ile gösteriyorsun. Huzura kabul edildiğini. Huzura kabul edilmeyen namaza duramaz. Yani ruh miraç, manevi miracını yaptıktan sonra beden arzda namaz kılabiliyor.
16. sözde geçiyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile huzura kabulün simgesidir namaz. Yani namazı dün akşam anlattım ya, pervane gibi bir aşağıda bir yukarıda, bir aşağıda bir yukarıda. Burada bunlar oluyor. Evet, şimdi seni dinliyorum. Evet abi, şimdi sözler yine 579'da, 579'da. Burada da şecere-i kainatın, yani şecere-i hırkatin çekirdeğini tarif ediyor. Onun mahiyeti diyor, onun menşei, mana ve nur diyor. Bu manayı anlamak için önemli bir nokta yani. Ne diyor ya? Okuyayım mı? Tamam da ne anladın orada? Yani işte bu çekirdeğin menşei diyor, mana ve nurdur diyor. Yani mana tarafı neresidir? Şimdi abi mesela ben bunu şöyle izah edeyim de. Hı. Şu alarda bir yer var. Ben böyle şey izah edeyim. Tamam, sen anladığın iş istiyoruz zaten. Sayfayı da söyle. Mana cihetiyle. Sayfa 756. Şu aralar. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömür vardır. Bunu anlıyor. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı siddiyi tembir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Yani şimdi burada ilk önce şey dedi. Dünyanın kuruluşundan nazara verdi. Ondan sonra da daha da ileri götürdü. Ezel ve ebedden yardım alır dedi. Yani bu şecere-i hilkatten de önce oluyor. Yani bu mane cihetiyle birlikte. Yani bu şekilde menşe-i mane olur ya. Yani şimdi sayfa 580'de de yine bunu takviye eden... 579'a, ha onu şey yap da 579'a ben bir şey getireceğim sana. 580'de diyor ki... Ha. Bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür. Bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür. Demek vücudan en ahir, en son, vücudan en ahir, manen de, işte manen de en evveldir. Çok güzel. Şimdi bak, 579'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan bahsediyor. Şecere-i hilkatın başı, o menşe ve çekirdek hükmünde olan nur ve mana. Nur, burada yani bundan sonra açılımlar şey yapılsın. Mana, o çekirdeği düşün. Bak Allah var, hiçbir şey yok. Yani Allah'tan başka hiçbir şey yok. Sonra karar veriyor. Kainatı yaratacağım. İlk önce neyi yaratıyor? Nur-u Muhammed'i yaratıyor. Sonra oradan kainatı yaratıyor. Tamam. O çekirdekle şey bu peygamber şey Allah ile şecere-i hilkat arasında ne oldu? İlk bir berza oldu. Bir çekirdek var. İşte Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi. Kainat yaratacağım dedi anda çekirdek olması. İşte Allah o çekirdeğin Allah'a bakan yönüne mana, o çekirdeğin ağaca dönüşme yönüne de nur denilir. Nur, mananın dışa vuruşudur. Şöyle diyebiliriz. وَشَمْسَ زِيَا وَالْقَمَرَ نُورًا. Yani kamerden nur, güneşten ziya gelir. O güneşten, haşa misal için, şems ezeli olsa, ziyasını kamera veriyor. Ziya, kamerden ise bize ziya gelmiyor. O ziyayı dönüştürüyor kendi yapısı, ayna dağlığına dönüştürerek bize nur dönüştürüyor. Nura inkılap ettiriyor. Tamam, aynen öyle. Aynen öyle. Ziya veya nur bu makamda bu nur ve mana yönünü iyi bilmemiz lazım ki tefekkürümüzde malzeme olacak yani. Böyle bunları niye okuyoruz? Niye bunun üzerine duruyoruz? Arkadaşlar biz bu sırf bunun üzerine durmuyoruz. Nube, lafız, mana, su, buz, kışır, lup, ceset, ruh. Ya bu doğru düşünce yönteminden bahsediyor. İnce, remizli bir nükte.
Ve mesele, yani biz bir şeyle uğraştığımızı zannediyoruz. Öyle değilsiniz de ben için konuşuyorum ya. Oysa bu konuştuğumuz mevzular külliyatı harmanlıyoruz aynı zamanda, deviriyoruz şu anda. Haberimiz olmadan tak 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 canlanıyoruz, tamam, canlı tutuyoruz. Bir de o ayrı ayrı olan parçalar var ya, ayrı ayrı okuduğumuz şualardan, şuradan buradan okuduğunu. Şimdi senin ve benim haberim olmadan bunlar dengeye geliyor. Bunun adı dikkattir. Mesela diyor ki 147 Mesnevi'de dikkat ve teemmül diyor. Değil mi, hatırladınız? Dikkat ve teemmül. Şu teemmül parçaları toplamaktır. Yani şey diyor, lafız zihnin, yok şeyin, aklın teemmülüdür diyor. 641 dün okudum derste. Teemmül aklın içerisindeki parça parçaları tek teke dönüştürmektir. Tamam? Dikkat ise şudur arkadaşlar. Nurcuların bilgi sorunu yok, dikkat sorunu var. Nedir o? Mesela memursunuz, trafikte veya şurada burada bir iş yaptınız. Dosyayı adam müşteriden aldınız, attınız depoya. Aldın, yaptın. İşlevini yaptın, attın. Sonra peki memur şeye, halk geldiği zaman bir iş yapacak, dosyasını isteyecek. Böyle birbirine attın, birbiri üzerine yığılan depodaki dosyayı nasıl bulacaksın? Nurcuların sorunu, yani benim kardeşlerim, biz kendi cemaatimizi konuşuyoruz. Sorunu şudur. Bilgi sorunu yok. Depoya atma sorunu yok. Attık attık ama tasnif yok. Kullanamıyoruz bunları. Nur ve manadır diye okuyup geçiyor. Tamam da dur. O zaman nedir? Allah var iken bunun adı dikkattir. Dikkat olsun diye. Allah var. Böyle bedenen gösteriyorum. Hiçbir şey yok. Karar verdiği anda kararın adı mana. Çekirdeği yarattı. Bu çekirdekten ağacı çıkarttı. Çekirdekten ağaç çıkma yönüne vücudu haricidir. Nur. Aydan nur. Kamera nura. Allah o nuru, o çekirdeğin Allah'a bakan yönü iki yönlüdür. Yani enenin bir nübüvvet tutar diyor, bir felsefe tutar. Felsefe tutunca geliyor diyor. Nübüvvet gidiyor diyor. Niçin felsefe geliyor kullanıyor? Bak sen Cem, gel bana, gel gel gel, nereye kadar gelirsin? Bak gel, ben sana diyorum. Gel gel desem. Nereye kadar gelirsin? Bana kadar gelir. Daha benden ayrıldıktan sonra gel gel denmez. Git git denir. Felsefe geliyor, nihayetli demektir. Nübüvvet gidiyor diyor. Tutmuş gidiyor. Yani git 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 git. Bak arkana git. Var mı dibi? Evet yani, tamam mı? Ustad bilerek kullanıyor diye söylemek istiyorum. Yani enenin diyor iki şeyi var diyor, dizgini var değil mi, öyle mi diyor? İki ucu var. Ondan sonra felsefe diyor, felsefe tutmuş geliyor. Nübüvvet tutmuş gidiyor. Niye kullanmış? Ya bir bakayım ustad da böyle bir tombala atayım, hangisi hangisine gelir diye değil. Geliyor deyince, geliyor diyen de son bulur. Beşerde son bulur. Ve felsefi düşüncenin pergelin ucuna kadardır daire. Beşerde son bulur. Beşeri aşamaz. Çünkü kaynak dimağdır. Yani bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklın dışına çıkamazsınız. Bu akılla bu aklın dışına çıkamazsınız. Bu akılla bu aklı yapana bağlarsan bu akıldan çıkarsın. Onun için felsefe bununla yola çıktığı için son nihayet budur. Geliyor, gel 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 gel, tak. Abi daha nereye geleyim ya? Yapıştım. Ama git 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 dibi yok. Anladık mı? Bilerek kullanılıyor. Ha, o zaman nur yönü çekirdekten dışa vuruştur. Mana yönü Allah'ın çekirdeği inşa etme tarafıdır. O zaman kelamda lafız ne mana olur burada kullanılır? Kullanırsa kanuniyetini? Nur tarafıdır. Lafzın manası da mana tarafıdır. Tamam.
Şimdi... O zaman yani mananın şey yok. Yani bir nur imkana bakıyor. Mana ise vücubete bakıyor. Vücubete bakar. O tarafa ucu o. Yok. O zaman tıbbi yok. Zaten. Terakkinin sonu yok yani. O mananın sonu yok. Evet mesela şey diyor. Lafız mana hesabına diyor. Ne yapar? Kalınlaşır ve inceleşir. Yani eğer lafız burada tefekkürümüzü kullanıyor. Bu su. Ondan sonra lüp kışır. Lafız mana. Dikkat ediyor musunuz? Hep merkeze doğru gidiyor. Buz en dışarıda. Sonra varlık. Varlık düzeyi. Lüp kışır. Esma yolu. Dün konuşmuştuk bunu. Tamam. Şimdi geldi insana. İnsanı tanımlayan dün ders yaptığımız için ben daha lafızam için yapmadım bugün kelam. Gerçi birkaç tane eklemem şeyim olacak ama. Ondan sonra lafızı konuştuk kelam. Şimdi mana ne yaptı? İnsana doğru geldi. Sonra nereye gelecek? Ruh ve beden ilişkisine gelecek. Yani bu ince, niçin ince? Bu yöntemi herkesçe bilinmiyor. Bu terakkidir, tefekkürdür, enfüsi bir yöntemdir. Böyle gidilmesi, yürünmesi lazım. Zahiri bitirmeden batına geçemezsin, bu sefer şataat olur. Zahiri bitirmeden, yani bu su ilişkisini bitireceksin, lüp kışır ilişkisini bitireceksin. Gene insan dışındadır bunlar. Lafız, mana insana girdi. İnsanla sonra ruh ilişkisi olunca hepten acayip olacağız inşallah. Sonra? Ne sözler 490'da? 490'da. Oradaki tesbihatta Subhane Rabbiyel A'la. Tamam. Yani biz bunu bir lafız olarak ele alabiliriz. Bunun şu kelimenin manası inkişaf etti diyor. Yani şimdi manası. Çekirdek gibi ya, çekirdeğin bir menşeydi, bir elemanı bir çekirdeği, manevi bir tarafı vardı. İşte o çekirdek, o mana inkişaf ediyor. Yani Subhane Rabbiyel A'la bir kelimedir, bir lafız gibi söyledi. Ha, kelime lafızdır. Ha. Bir kelime, şu kelimenin manası inkişaf etti diyor namazdayken. İşte ondan sonra diyor ki tam manası değil fakat bir parça hakikati göründü diyor. Ha, bir parça hakikati. Evet. Şimdi burada şunu tarif ediyor ki yani bu kelime bu çekirdek öyle bir inkişaf etmiş ki bunun manası açılmış ki sahabelerin yani niçin diğer sahil insanlar sahabeler yetişemiyor o manayı nazar ediliyor. Çünkü diyor onların diyor yani çünkü diyor onlar o kelimeyi zikrederken diyor yani o manayı tam bir şekilde inkişaf ettiriyorlardı diyor. Bütün betaifiyle hissiyatıyla o kelimenin manasını alıyorlardı diyor o manada. Tefiz ediyor. Yani Subhane Rabbiyel A'la derken o bir lafızdır. Hepimiz deriz bunu. İçerisi boştur bizim. Veya az doludur. O mana kalpten çıkıyor demiştik değil mi? Evet. Kalpte uyuyor. Burada vehim, hayal, sır, ruh hepsi o duygular müteyakkız bir surette alır diyor. Evet, uyanıyor. Evet. Hepsi aldığı için sabit. Evet. Mesela mana diyor kalpte uyur. Aklın borazanı denilen irade ses veriyor. Mana uyanıyor. Ne oluyor falan diyor manalar. Mana bir yönü yok yani. Mutlak ve muhit gibi bir şey. Bu sefer o oradan uyanınca bir yazma diyor, bir mendil gibi dahi bir şey alsa mana nihayetsiz şeyi var. Terakkiye göre manadan bir parça olur yani bir dumanın bir parçası veya nurun bir parçası veya bütün olur. O kalpten o uyanan mana kalbin bütünlüğüdür mana. Bütünlüğüdür. Vicdan bile değil. Ondan sonra geliyor böyle inceleşiyor. Şöyle diyeyim. Pervane dönüyor ya burada. Pervane dönünce mil şey yapıyor. Burada endüvi dönüyor. Bu havada dönmüyor bakın. Havada dönse elektrik olmaz. Burada dönüyor. Burada dönünce bu mıknatısla bu veya kömür mıknatıs diskin arasında dönen şu endüvi bobin bakır
hiç bununla alakası olmayan bir gayb'tan bir isim koymuşuz. Manyetik bir alan oluyor. Manyetik alan elektriktir. Ama dağınık. Bak bir şey anlatacağım. Dağınık. Yani kaplamış burada bir şey var. Dağınık yani buranın sıcaklığı gibi dağınık. Odada sarmış. Fakat bu kömürden, mıknatisten kabloya sıkıştırılıyor. Yani hop sıkıştırılıyor. O dikkat işte. Yani ona bir yöntem veriliyor, bir yön veriliyor. Muayyenleştiriliyor. Ve o alınmasa patlar zaten burası. Trafo. Kabloya akıyor. Bir akmak zaten istiyor. İşte bu ortaya çıkan şey dönerken imandır. Veya manadır. Tamam. O kablo hissiyattır. Şehre gitti o elektrik, bu kadar şeyler çalıştırdı. Ruhun içerisindeki efendim cihazlardır. Kaynak makinesidir, fotoğraf makinesidir, ne bileyim fırındır, şudur budur. Elektrikle çalışan her şey. İşte ben anlatmak istediğim şu, dönen şey bedendir. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Namazdır, oruçtur, yani faaliyettir. Lafız o yani. Lafız. Ha, lafız, lafız. Onu diyecektim, onun için misal. Lafız yani. Namazdır yani. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Allahu Ekber, Allah. Lafız. Dönen o lafızla konuşurken, aslında bir şey takdim ediyorum ben gibi ama aslında ben konuşurken kendimi yapılandırıyorum. Manamı güçlendiriyorum her aynı şeyi konuştukça. Veya bir şey de ekleniyor haberim olmadan. O zaman bu endüvi dimağdır. 7 tane mertebesi var. Her mertebesinde dediğin ya çok mertebeler var. Bu yastık diks 4 tanedir. Çok ilginçtir. Tevafuk ediyor. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Yani edile-i şeriyedir. Veya vicdanın 4 taz özelliğidir. Vicdanda diyebilirsin. Kapta diyebilirsin. 4 tane. Burada dönüyor. Bu dima burada dönünce akılsız, yani dönmese elektrik yok. Akılsızın zaten dini yoktur, hadiste geçiyor. Dönünce ortaya çıkan mana veya iman. Tabii ki oradaki aletler, dönme şeyler bir zemin oluyor değil mi? Aslında mananın vücuduna bir zemin. Yani mana nasıl çıkacak başka yani? Yani o trafonun motorun bir kahva gücü oluyor ya jeneratör. Evet. İman gücü gibi. Aynı onun gibi evet. Yani kilovat meselesi, tamam mı? Kilovat imanın gücünü gösteriyor. Yani aslında kainat her şeyi hakayık imani böyle anlatıyor da biz fark edemiyoruz. Yani insan zannediyor ki eğilip kalkıyor. Allah Allah ne oluyor? Pervan eğilip kalkıyor aşağı yukarı. Tak 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 tak. Hiçbir tane deli sormaz ki. Ulan ne deli deli döndürüyorsunuz bunu? Ne aşağı ne yukarı? Biliyorlar ki arkada başka bir şey oluyor. Ha, namaz da öyledir yani. Veya subhanallah 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 böyledir yani. Arkada başka şeyler oluyor o hareketten. Çünkü hareketten hararet, hararetten kuvvet tevellüd eder diyor ustad. O zaman Hasan abi yani kainatta zahiri kışırı ve sürat üzerine gözüken açık bir mana var. Kainatta bir mana ismiyle bakmak, bir de mana harfiyle bakmak diyor ya. Hı hı. Yani mana harfiyle kendini gösterir ama. Yani nedir biliyor musun sevgili kardeşim? Yani şu eşittir mc kare ya, yani madde eşittir, madde yoğunlaşmış. Mesela buz. Buzla su ilişkisi neyse bu dünya hakik, yani suretiyle mana böyle. Ya kardeşim buzdur diyorsun ama sudur diyorsun. Şu dağlar, tepeler, ağaçlar, zeytinburnu, binalar, insan, ölüm, dünyaya gelmeler, gitme, buz gibidir. Ama şöyle diyebilirim sana abi, yani suret de hani Esma'nın cilve nakşi ya. Evet. O zaman yani niyetle nazara göre mi? Kalkıyor. Yoksa suret mana inkılabilir. Hakikaten bir manadır aslında değil mi? Mana harfiyle bakılınca. Yani aslında mana kendisidir ya. Yani o suret ama bizim cehaletimizde manalıktan çıkmış donmuş ki perde olmuş. Perde biliyorsunuz. Yani bakılırsa kışır olarak kalıyor. Evet. O suret mana harfiyle bakılırsa mana oluyor değil mi? Kalkıyor. Mesela şey benzeteyim. Şu sinema perdesi düşün. Evet. Perde deyince kapatır. Dışarıdan kimse görmez. İçeriden de dışarıyı göremezsin. Ama perdenin bir manası var ki Risale'nin de çoğunlukla kullanılıyor. Perde örten değil, onun üzerinde ortaya çıkan şey. Yani sinema perdesi. Yani buraya bakarsınız,
Filmi seyredersiniz ama duvarı görmezsiniz. Perde gözükmez. Ama perdesiz film de gözükmez. Ama perde de gözükmez. Manayı harfiyle bakarsan böyle olur. Her şeyin ortaya çıktığı yer. İşte böyle baktığın zaman ölüm daha acayip bir şey ya. Halledilmiş oluyor. Çarşamba dersinde bu örneği vermiştiniz ya. Ondan sonra işlerine gittik işte mesai. Şimdi jeneratör çalışıyor. Biz de çok yani. Çalıştırıyorlar. O dediğiniz örnek aklıma geldi abi. Biraz daha geçtim, çalıştım. Şimdi jeneratör abi mazot bitti durdu. Biz diyoruz ki elektrik kesildi. Halbuki orada o var aslında. Yani o elektrik var. Mazotun bitmesine veriyoruz. Ama o orada var. Ortaya çıkartamıyoruz. Yani şurada havada duruyor. Dön. Perde gibi abi. O çalışınca o perde açılıyor. Orada o halk. Aktif, evet. Allah yeniden kalkıyordu. Çünkü havada var. Yani buradaki elektrik bir yerden gelmiyor. Dinamodan da gelmiyor. Kömürden de gelmiyor. O havada Allah o sebeplerin üzerinde hemen yeniden halk ediyor. Yoktu yani. Ya da Hüven Üptesi'ni abi akşam o bahsetmiştik ya. Kelam, ilim, irade, kudreti taşıyor. Yani Hüven zerresinde de radyo misal düşünürsek aslında hepsi var. O ortamda evet, var. Hepsi var. Orada antene gelince orada o işte kanuna uyunca ortaya değiştiriyor yani. Antene geldiği zaman radyoda sese dönüşüyor. Aslında radyonun dışında bu vardı ama ses değildi. Biz göremiyorduk o yüzden. Göremiyorduk. Mana da öyle değil mi? Evet. Ama gözle de göremezsin. Evet. Sesi de göremezsin. Bu gözle benim şu anda konuşmamı görebiliyor musun? Sesimi göremezsin ki. Neyle görüyorsun? Bununla görüyorsun. Tamam. Bak sesimi kimse göremez. Manasını nasıl göreceksin? Abi çok ağır geldi. Ona ne de senin kafana sandalye mi vurdum ya? Çok ağır geldi. Hani laf öyle diyor. Evet şey Fatih'im. Evet abi. Yine sözde 128'de. He. 3. sözde. Orada da hayatın bir sureti var. Bir de hakikati var. Hayatın. Evet. Sırrı hakikati var. Şimdi diyor ki evet. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vasitesi, yani biz bu hayatın suretine lafı gibi bakacağız. Lafı ve mana ilişkisini bir de şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Hayatın suretine lafı, sureti ve tarzı vasitesi şudur ki, hayatın bir kelime mektubedir. Bak, çok güzel oldu ama. Hayatın diyor, bir kelime mektube, yazılmış bir kelime, bir lafızdır gibi yani. Hayat görüyor musunuz? Hayat bir lafız gibidir diyor, kelimedir. Mektubedir diyor. Mektube. Yazılmış bir kelime diyor. Al. Mektube. Bir kelime mektubedir diyor. Kalem ve kudretle yazılmış hikmet numa bir sözdür. Görülüp işitilip Esma-i Hüsna'ya devalet eder. İşte hayatın sureti bu gibi emirlerdir. Devam ediyor. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, bu da manası böyle düşünüyorum. Tecelli-i ehadiyete, cilve-i semadiyete ayneliktir. Aynelik. Yani bütün alime tecelli eden Esma'nın nokta-i mihakiyesi hükmünde bir camiyetle Zat-ı Ehad-ı Samed'e ayneliktir. Evet doğru. Çok acayip bir şey var. Hayatın suretini gördünüz mü? Kelime diyor. Evet. Yani lafız ve mana. Yani şimdi lafız yani o zaman şu oluyor. Lafız mana hesabına inceleşiyor. Yani bizden bu isteniyor aslında. Kendimizi mana hesabına yani Cenab-ı Hakk'ın hesabına, hakikatinin namına kendimizi feda etmemiz lazım. Çünkü diyor ki burada yine sözlerde yok yok ise o vardır diyor. Yani nef ispattır. Yani yok yok olsa o vardır diyor. Buna onu nasıl bağladın? Yani burada diyor ki şimdi lafız ve mana, yani lafız inceleştikçe mana kuvvet. Ha lafzı yok edersen evet. Yani evet o içi çıkıyor. Ama çok ilginç bir şeye bağladı. Hayatın sureti bir mevhume şey mevhibe miydi? Mektubedir ve surettir ve lafızdır diyeyim, kelimedir diyor. Yani hayatın sureti nedir o zaman? Şu işte ya. Hayatın suretidir bunlar. Şunlar, şu çiçek hayatın suretidir. Evet, hayatın kendisiyle de sureti. Hayatın suretidir. Bir şeyin sureti kendisiyle beraberdir. Mesela bu surettir. Ama susuz suret de olmaz. Değil mi? Suyu alırsanız buz olur mu ortada?
Ama çok ilginçtir. Hayatın sureti mektubedir diyor. Yani, kendisi oluyor. Kendisi oluyor. Yani bizi tefrik eden, mana ismiyle, mana harfiyle cehaletimizi derecelendiren, yani bu dünyada içsel yapımızı inşa etmemize vasıta oluyor işte bu suretle mana arasındaki fark. Onu anladın anladın. Suretten hakikate geçtin geçti. Geçmedin mi zahirde kalıyorsun. O zaman dünya hadiseleri seni boğuyor. Surette kalınca artı eksi kadın erkek doğru yanlış melek şeytanla uğraşıyorsun. Ama suretten manaya geçsen esma yoluyla Musem o zaman arkaya geçince mudil esmasına dayanıyor şeytan. Şeytanla melek esma yönüyle esma tarafı aynı. Çünkü mahluktur Allah'a dayanıyor. Şeytan da aynı yani. Rezim bir şey ne var? Adore'ye baktın mı? 217. 217. Evet. Başka var mı Fatih'im? Var abi. Dinliyorum. Ben şimdi bu akışa göre seçiyorum de. Seç abim. O biraz karışık oldu. Olsun, olsun. Biz zaten karışmış değiliz. Masum ve saf değiliz. 216'da bir yer var. Ne abi? 216 çok güzel bir yer. 216. Aç bakayım abisim 216. Sen oku, sen oku istersen. Ha oku oku Fatih, sen oku. Ey nadan nefsim, bil ki çendan, dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde bakiye ihsan eden iki yol bulabilirsin. Ve can ve canan olan mahbub-u laizalinin tecelli cemalinden iki demayı, iki sırrı görebilirsin. Al şarki suret-i faniyeden ve kendinden geçebilirse, yani hakikate, yani manaya. Kendinden geçmek ne demek? Kendinden geçmek yani kendinin, kendine manayı ismiyle bakmak, yani kendinin aynı olduğunu. Tamam ama onu eyleme bir dönüştür bakalım. Mustafa kendinden geçmek nasıl anlarız? Yani en azından mana ismini tecerrüt. Eyleme dönüştür. Bir adamın kendinden geçtiğini nasıl anlarsın? Yani tamamıyla hissiyatlarını, latifelerini, duygularını, fikriyatını, kendi hissiyatıyla, hissiyatın fetvasıyla değil, yani sünnet-i sene ölçüsüyle hareket ediyor. Ha çok güzel. Bu sünnet-i sene hareket etti nispetinde kendini... Çok güzel. Şu, kendisini yaşamıyorsa başkasını yaşıyor demektir. Peki, başkası ne demek? Sünnet-i seneyi yaşayan kendisini yaşamıyor demek. O zaman kendisinden çıkmış demektir. Yani kendisine kasıt, nefsaniyet. Bu çok güzel bir ölçüdür. Kendini yok etmek, yok etmek yani yok olmak, kendini yaşamamaktır. Çok zahir bir şey sana bir... Ölçü. Bu bir... Yani sünneti seni yaşıyorsun, başka şeyi yaşıyor, kendini yaşamıyorsun. Ha o zaman ölmüşsün. Ha sureti faniden... Suretten vazgeçersen, bu işte arzularından, tiryakiliklerimizden, olmazsa olmazlarımızdan her saat vazgeçersek. Faniyeden yani esbaba tesir vermemek. İşte zaten sünnet-i seni yaşadın mı, esbaba hakikaten tesiri yok yani. Hakikaten yok ya. Ama esbab zemininde kullanıyor. Mesela esbabı şöyle diyor, bir tezgah düşünün. Bu tezgahta cihazlar var. Yani burada imal ediliyor bu bardak. Ama bu tezgahtar değil. Tezgahtır. Bardak orada imal ediliyor diye tezgah tezgahtar değildir. Esbabın tesiri o kadar. Esbab da unutmayın ayrı bir esmadır. Esma esmanın içinde işlev yapıyor. Ben bak bu esma değil midir? Ben de esmayım. Esma esmasını içiriyor. İçen de içilen de aynı. Yani başka esma ama esma yani. Esma mısın esmanın cilvesi mi sana? Yani eğer benden... Biri mahluk, biri vacip yani. Beni kastediyorsan, şu bendenden beni şunu kastediyorsan cilve cemal nakışım esmanın. Ama benim aslımı kastediyorsan ben esmanın değil, zatın ve şunat-ı zatiyesinin timsalidir. Yani yine vacip kısmı olamaz. Olamaz. Yani şöyle düşünebilir miyiz abi? Mesela okuduk ya hani hayatın sureti bir kelime-i mektubedir dedik. Bir lafız bir kelime.
Yani şimdi bu da öyle bir kelime ki mesela Peygamber Efendimiz'e bunu düşünürsek İsmi Azam olmazsa o kelime mesela İsmi Azam'dır. O kelimenin de nur ve mana cihetini ele alırsak işte nur cihetinde mahluk oluyor. Yani imkan cihetine bakıyor. Şu mevcudata bakıyor. Şecere-i külfete bakıyor. Mana cihetinde de ise vacibe bakıyor. Doğru. Yani esma mıdır diyor. Evet. Yani şurada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ruh alisi. Onun hakkında zaten malum. Ne yapmış biliyor musunuz? O kadar ruh halisi ki sirayet etmiş ki bedeni kendisine dönüştürmüş. O zaman bedenle ruh ilişkisi cismaniyet olmuş. Cismaniyeti inkılap etmiş. Lazım olduğu zaman beden de kullanıyor. Lazım olunca cismaniyeti kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, kelimeleri libas değildir diyor, cilttir diyor. Canlı bir Allah Allah. Yani bu sözüm yazıya benzemiyor. Mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin yazıyı düşünün. Hayal edin. E-le-le-fe-he. Elhamdülillah. Bir de sesime bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sesim yazıya benziyor mu? Hiç ömründe yazıyı görmeyen amaya sesi dinletsek harfleri hayal edemez. Ha, mana kelime böyledir. Az önce bir şey dedi de sana arkayız. Peygamberimizle ilgili. Da diyor ki, sayfa 194'te. Mahiyeti nur, ruhiyeti nurani olan. Bak Allah Allah. Hazreti Peygamberimizin mahiyeti. 100 kaçtı? 194. Bu hoşuma gitti, ona bir bakmam lazım. Mahiyeti nur, ruhiyeti nurani. Nerede tam? Üçüncü. He. Biraz daha aşağıda. Diye suretini önünde. Hem ondan hesap söyledim onu zorlamış. Nerede? Hem diye mi başlıyor? İşte şu sırdandır ki mahiyeti. Ha işte şu sırdandır ki sır. Mahiyeti nur ve huviyeti nurani olan Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Nur ve nuraniye. Allah Allah. Mahiyetinin nuraniye tabiri. Ya. Şey, huviyetine. Ondan işte gölgesi düşmüyormuş ya yere. Evet devam et Fatih'im. Şimdi bir yer daha var da orası muvaffakurum da okuyayım da. Burada da bir yere Fatih. Tamam o zaman bunu okusun. Oku abisi. Sen oku Mustafa. Evet nimet içinde inam görünür. Nimet içinde inam görünür. Rahman'ın iltifatı hissedilir. Rahman'ın iltifatı hissedilir. Daha arkaya. Dikkat ederseniz kesiften gidiyor içeriye. Nimet içinde inam. Rahman'ın iltifatı içeriye doğru gidiyor. Sonra nimetten inama geçsen, nimetten ikramı o inama geçsen, yani nimet içinde inam görünüyor, iltifat hissediliyor ama sen diyor nimetten inama geçsen mün'imi bulursun. Allah Allah. Anlarsın demiyor. Bulursun. Yani şimdi burada nimet dedi ya. Şimdi ileride gelecek. Masnuatta hiçbir eser yoktur ki çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın. Bu nimet bir lafız oluyor. Lafz-ı mücessem oluyor. Bunun içinde inan var ve daha da ileride iltifat var. Yani aynı şeyin içinde mertebeler değil mi? Yani bir buzun içinde neler var? Bir atomun içinde neler var? Elektron var, şu var, bu var. Yani nimetin içinde İnan var, münimin hakikati var, hayatın sureti var. Biraz önce okumuştuk. Çok antikadır o. Hayatın sureti bu şeymiş bunlarmış. Devam ediyor. Evet abim. Hem eser-i samedane, her eser-i samedane bir mektup gibi bir saniye zilgelerin esmasını bildirir. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. Esma yoluyla müsemmayı buluruz. Yöntemi de anlattı burada. Yani eşyayı tahlil ederken içiyle beraber esmasına dayandıracağız. Karşılıklarını esmaya öyle bulunmaz. Şu şudur deyince zevk de olmaz. Mesela diyelim ki çiçek ya musavir ya mulevin renklendirmiş. Yani bunu bildiğin fazla şey olmuyor ya. Zevk olmuyor. Bu surettir bu söz. Ya mulevin ey renklendiren. Onu hayatımıza taşımalıyız bunu. Hayatımıza taşınmak lazım biz buraya veya bunu buraya taşıyacaksın. Yani
Şöyle baktığın zaman mesela en bariz, en diş manasıyla renkleri fark eden ve renklerden zevk alan bir ruhun yapılmasıyla fark ediliyor. O zaman bunu buraya taşırken şöyle diyorsun. Yani bunu renklendiren ve renklendirirken buna zevk alırsın diye bana karşılıklarını koyan, kendi mesela hayatındaki renkleri de fark etmene sebebiyet veriyor. Bu mevcudattan bak şu kadar renkler içinde bu sıyrılmış. İşte öfke de bir renktir, haya da bir renktir, örtüdür yani. Bu bir örtüdür, haya da bir örtüdür, akıl da bir örtüdür bu bakarsan. Yani renklerle doludur. Bu renkten rengine geçmen lazım, taşınman gerekiyor. Evet, yani renkten deyince illi böyle bir şey anlamamak gerekiyor. Çarşamba günü abi derste bir tefekkür sırası vermişsiniz, onun gibi. Devlet, hayvan, ruh. Ha, yani o evet, yani lemalardakini mi? Vücut, hayat, İslam, iman. Onu mu diyorsun? Yok abi, bize bir tefekkür. Ha, tefekkür de yani mevcudat, nebatat, hayvanat. Ondan sonra ziru, zişur, ziru. Ziru, zişur diye böyle evet tefekkürde bundan konu. Ama yani burada inşallah bir şey anlatmaya çalışıyorum ama ifade edemedim. Üçüncü kez söyleyeyim de. Buradan taşınmak gerekiyor. Buradan taşınmak gerekiyor buraya. Yani şöyle. Bak buraya bakacağım ben. Saçımı düzelteceğim. Nasıl yapacağım? Göremiyorum ki. Oysa bunu gördüğüm için bunun saçını düzeltmem lazım bunun. Ama buraya bakarken burayı düzeltiyorum. O kadar bununla ben fena fil olmuşuz. Aynı şeyiz. Bununla da böyle olacağız. Buna bakarken böyle olmalı. Taşınmamız gerekiyor. Bu sen misin? Değilim. Niye bununla kendine bakıyorsun? Bununla kendine bakacaksın. Aynı bunu. Bak bununla kendine bakıyorsun. Bununla da kendine bakacaksın. Hiç bununla kendi aranda fark koydun mu? Koymadın. Koymayacağız bunu da. Çünkü mevcudat bizim etsa ve efradımızdır. Bununla kendimizi tanıyacağız. O zaman külliyet keşfetmek gerekiyor. Evet, cüziyetten çıkıyorsun o zaman. Hani bu mesela bundan en düşük bana zevki. Ya bunu siyah topraktan bu rengi çıkartan aklidir. Düşünüp de öyle Allah Allah yani. Böyle sana değer vermeyi, sana kıymet vermiş, onu çözesin diye dalgıçlık veren diye böyle düşündüğün zaman buraya taşınıyorsun. Hislerin uyanıyor. Bu sefer hisler uyanması demek zevk almaya başlıyorsun. Zevk. Ha, o zevk denilen şey esmadır. Esma'nın cilvesidir. Kendin yani. Ama bu aynada nasıl ki kendini seyrediyorsun, burada da kendini seyretmen lazım. Zevfaradın o hayatından cüz'i olarak, hep zevfaradın bakabilirim. Bakıyorsun ama ne olur şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bunu dediğimiz tefekkürden kalmayacağız gene. Zaten tefekkürün neticesi de enerjidir. Bu dönüyor ya, bu dinamo dönünce bu tefekkürdür. Ama ondan ortaya çıkan tefekkürle alakası olmayan enerji, iman. Hani bunu bakarken ruhun derinlikleri uyanıyor. Ondan sonra böyle tatlı bir han oluyor ya. O esmanın mertebesidir, ne mutlu sana işte. O Allah'a tefeyyüz etmeye başladın mertebe itibariyle. Yağmur gelmeden önce bir rüzgar gelir, bir nesimi gelir, bir şey döker sonra yağmur gelir. İşte böyle Latife-i Rabbani uyandırıyor. Böyle zevk alıyorsun. Bu vasıtasıyla Rahman'ı seyrediyorsun. Esmasını ya. Zihayet de hayat mertebesine sahip değil mi? Hayatın bir şeyi. Evet. Yüzü mertebesine. Ben şunu demek istiyorum Mustafa. Burada ne sayarsan say. Ama burada şekil yok. Bu şekille şekilsizliği hatırlatıyor. Uyandırmalı. Burada şekil yok. Burada renk yok. Aynayı görebilmemiz için, aynada görünebilmemiz için aynayı görmemiz gerekiyor. Evet, yani bu aynadır. Burada çiçekte kendini göreceksin.
Bir daha söylüyorum. Çiçekte kendini görmen lazım. Yani benim o latifem donmuş, bu olmuş. Benim dilim donmuş, dildeki duygular elma olmuş. Elma manaya dönüşmüş, bendeki lezzet alma duygusu olmuş. Yani birbirine geçiş var. Bu su, bu saçıkıyor. Yani kelamla mana, lafızla mana özdeş oluyor. Artık birbirine, onun için Kur'an'ın diyor lafızları libas değil diyor. Canlı cilt olmuş. Tefekkürde de öyle işte. Cilt olduğundan dolayı da libasını şeyi çıkarırsan diyor o zaman. Evet, o zaman diğeri de ölüyor. İşte Allah'ın kelamı ile insanın kelamı arasındaki benzerlik var, lafız. Ama içerisinde Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti var. Var mı başka? Şimdi Ahl-i Hümet ülkesinde de lafzına bakıyoruz. Böyle bir lafızdır. Onun manası var. Sayfa 162'de diyor ki bu hüve anahtarı ile, yani bu lafız ve anahtar oluyor. Manayı açıyor. Ha, anahtar. Ki, lafız, suret. Bu hüve anahtarı ile diyor, yani bir lafızdır hüve. Bu hüve anahtarı ile maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir hüve olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu. Allah Allah. Aynı yerdeler. Hüve'deki lafız var ya, kulüvallahu, la ilahe, yani o bir anahtardır. Kul de, kime de o, hüve, ona işaret ediyor. Açık değil, zamir çünkü o. O, ona işaret ediyor. Yani zamirler işarettir, yani anahtar gibi. İşte hava zerresi de, ama dikkat edersen hava aleminde alemi misal var. Öyle demedi mi? Evet. Hava unsuru da bir hüve olarak alemi misal ve alemi manayı bir anahtar oldu diyor. Hava unsuru bir hüve olmuş. Yani bir hüve, her meselede bir hüve gibi düşünebiliriz. Bütün havayı da bir hüve gibi düşünebiliriz. Yani bütün hüvelerin toplamı büyük bir hüve. O da alemi manayı bir anahtar oluyor. Evet. Anahtar. O zaman biz cüziyetten külliyete çıkaracağız. Ondan sonra alemi manaya geçebiliyoruz. İşte yani böyle düşünürsen bak, böyle bu yöntemi, bir küçük bir nokta hüveler, hüvelerin toplamı büyük hüve olur. Bak cüziyetten külliyete geçiyorsun böylelikle. Mesela şöyle düşünüyorsun. Benim hayatım, bütün insanların hayatı, kainatın hayatı, cüziyetten çıkıyorsun, külliyete geçiyorsun. Yani cüzi nazarını, cüzi bir şey hasredesen cüzileşirsin. Cüzi nazarını cüziyetten çıkarıp külliye hasredeceksin. Yani külli düşüneceksin. Nasıl düşüneceksin? Unutmayacaksın. Yani bu kainatın arkasına taşınacaksın. Kainatı alemine taşıyacaksın, misafir edeceksin. Ondan sonra bütün kainat bizim nevi hükmünde olduğunu ve insandan yapılmış, bu ne varsa bunda hepsi bende var, benden yapılmış. Çünkü kainatın insandan, bu kainatın her şeyi insanın etsa ve efradıdır. Kainat ise nevi hükmüne geçer diyor 5. şuada, şey 5. limizde. O zaman taşınmak lazım. Cüziyetten, cüzi nazardan, cüzi işlerden. Yani mesela oturuyorsun ya, ne olacak ya? Allah Allah, öyle demeyeceksin. Bu ne o konuşuyorsunuz kardeşim bu kadar? Anlamıyorsun. Bu cüzi bir mesele değil. İnsanlığın yaratılış hikmeti bu. Aynadarlığın hakikati bunlar. Allah'ın gayesini konuşuyor. Allah'ın gayesi bu. Allah'ın isteği bu. O zaman nedir bu? Cüziyetten külliyete taşınmak. Taşınmak gerekiyor. Yani bu lafızla birlikte manaya geçebiliyoruz. Bir anahtar oluyor bu lafız. Sonra manaya geçebiliyoruz. Bir de mesela külliyatta muhtelif yerlerde diyor ki mesela temsil derin manaları fehme yakınlaştırır diyor. Temsil. Manaya çıplak bakamıyoruz. Öyle mi anlaşılıyor? Yani çıplak bakamıyoruz değil, çıkamıyoruz. Temsil dört özelliği var. Merdivendir, dürbindir, camdır, mektubatta anlatıyor değil mi? Niye bakıyorsunuz o sanki şey, gaybtan söylüyorum gibi oldu. Temsilin dört özelliği vardı. Hatırlamadınız mı ya? Allah Allah, peki.
temsil dürbiniyle, temsil merdiveniyle. Ondan sonra neredeydi? İnayet-i Seba'da. Aç orayı. Yedi, o çok. Aa, buldum. Sayfa 377. Felilahyam sir-i temsil dürbiniyle. İki, sır-ı temsil cihet-ül vahdetiyle. Ha, onu unuttum. Üç, yani anlatıyor da ben ortadan anlatayım. Sır-ı temsil merdiveniyle. Dört, sır-ı temsil penceresiyle. Cihet-ül vahdetini unutmuş. Yani bütüne getiriyor. Mesela öyle bir örnek veriyorsun ki, mesela diyelim ki pervane örneği. Namazı, tesbih falan. Bu kadar külli bir saat, 10 saat belki anlatsam bu kadar veciz olmaz. Ama fark, böyle parçaları bir misal veriyorsun, cihet-ül vahdet oluyor. Yani bir parçaları toplayan bir şey. Onun için velillahi meselül ala, en iyi misali, misal Allah verir. Ayet bu. Allah Kur'an'da misal veriyor. Size çok misal veriyor diyor. Peygamber kısaları buna aittir. Mesela bir tane hatırıma geldi, özür dilerim. Taşınmaktan bahsedeyim. Taşınmaktan şimdi hatırıma geldi, Allah verdi. Şimdi mesela cüziyetten külliyetten çık. Mesela Yusuf kısasını okuyorsun. Yusuf'u sil beyninden, sensin. Sen gir oraya. Kuyuda sensin. Mesela İsa'ya koyalım. Meryem'e koyalım. Taşın bak. Meryem kafadır. Ruhullah. İsa ruhullah. Şey olmuş. Ruhul Kudüs üflemiş rahime. İsa'yı. Meryem şey olmadan, bozulmadan. Kulaktan kelam, kulak bozmadan dima dönleniyor. Dimada dönlenen şey İsa. Ruhu dirilten malzeme. Ağızdan çıkansa Meryem doğurdu İsa'yı. İsa kimdi? Ruhullah. Ne özelliği vardı? Allah'ın izniyle ölüleri diriltirdi. Allah'ın izniyle bir, körleri açardı. Allah'ın izniyle cüzzamları düzeltirdi. Allah'ın izniyle yürüyemeyenleri yürütürdü. Tamam, 4 tane. Risale-i Nur ne yapıyor? Bu derslerle ölü ruhlar diriliyor. Yürüyemeyen hayatta, bitmiş her şey, ümitsiz, yeis, yürüyor. İçsel buhran ve bunalım, cüzam hastalığından kurtuluyor. Manayı harfi getirerek manayı ismi körlüğünden çıkarıyor. İsa ruhullah. Kelam budur arkadaşlar, kelam. Dün yanlış anlar diye anlatmadım ben bunu. Dimada Meryem suresi kafadır. İsa yoğunlaşmış, bütüne gelmiş, mana kalpten çıktı. Bakın, kalpten çıktı vahiy. Çıktı, dima girdi. Dima'nın en üst mertebesinde itikat, iltizam, izam, tasdik, taakkul, tasavvur, taayyül. Bütün. Ondan sonra taayyülden kelam çıktı. Adama, dinsiz birisine veya maneviyatsız birisine bir ders yapıyorsun veya bir ders dinliyor, diriliyor. Al sana ruhla, yani İsa, şunu soruyorum. İsa aleyhisselamın ölüleri diriltti ya Allah'ın izniyle. O adamlar tekrar ölmedi mi? Ne işe yaradı o zaman? Körleri açtı. Sonra kör olmadım ölünce. Oldu. Ha, ne yapacaksın? Öyle dirilteceksin ki ölmeyecek. Ne yaptı? Risale-i Nur, İsa ruhullah gibi. İşte yani niye anlattım bu terkibi? Niye geçtim? Bak, cüz'i nazarını cüz'iyetten külliyete çıkartmak, böyle bir yöntem kullanacaksın. Yani alacaksın çiçeği, alacaksın Yusuf suresini, alacaksın Meryem suresini, alacaksın Kısa-i Musa'yı, alacaksın aleminde benim buradaki karşılıklarım nedir? Çünkü bunlar hepsi benden yapılmış. Musa aleyhisselam benden yapılmış. İsa aleyhisselam benden yapılmış. Muhammed aleyhisselatü vesselamın nuru değil. Ahmet aleyhisselatü vesselam benden yapılmış. Diyecektim, manyak mısın, deli misin ya? Hakikat-i Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın arkasındadır. O nuru Muhammediye cihetiyle bakarsan, sen taşınırsan, nazarın cüziyetten külliyete dönüşüyor. O zaman aynedarlık ediyorsun. Yani bakın ne oldu? Cüz'i nazarını Meryem, bir çocuk doğurmuş. O kadar da mühim mi ya? Doğurmuş, ne yapalım, babasız doğurmuş. Anne babasız var. Adem aleyhisselam. Annesiz var. Kim annesiz? Hem babası var, annesi yok.
Babası var, annesi yok. Ha, baba diyelim yani, erkek. Hava validemiz. Değil mi? İsa aleyhisselam, annesi var, babası yok. Çok tuhaf. Annesi var, babası yok, peygamber oluyor. Hava validemiz, babası peygamber, yani peygamberin vücudundan, annesi yok, bir insan oluyor. Musa aleyhisselamı Firavun'un, cüziyetten çıkıyoruz gene. Firavun'un sarayında büyüyor, Firavun'un büyüttüğü çocuk oluyor. Musa, Cebrail 15 sene mağarada kadını bıraktığı çocuğu büyütüyor, oluyor Karun. Cebrail ailesi mesela iki kadın, bir tanesini nehre koyuyor bebeğini, bir tanesi mağara koyuyor. Nehre koyan Musa yetişiyor Firavun'un sarayında malum. Mağaraya koyan kadın ise onun çocuğunu büyüten Cebrail. Cebrail'in büyüttüğü çocuk Karun oluyor. Yani Allah çok acayip bir Allah ya. Yani tuhafıma gidiyor ya. O kadar acayip, o kadar hoşuma gidiyor ki. Böyle olması lazım. Bir öyle yapıyor, bir böyle yapıyor. Bir öyle düşündürüyor, bir böyle. Yani iç alem keyif veriyor ya. Cüziyetten çıkıyorsun. Yani Allah Allah. O zaman takıl, ne takılacaksın böyle ay ışık. Peki abi sen buralı, ben ne? Vazifem olduğu için anlatıyorum ama eyvallah ondan sonra. Cüziyetten külliyete çıkmak adına söyledim. Kelam cüziyettir, mana külliyettir. Cüzden külli geçmek için kelam kullanılıyor. Taşınmak lazım buralara. Bunu buraya taşınmak lazım. Evden çıkıp kainata taşınmak lazım. Arzularımızdan çıkıp Allah'a taşınmak lazım. Allah'a taşınmak lazım. Metsufari söylemiyorum. Allah'a taşınmak lazım. İsteklerimizden, istek dediğim şey bedensel isteklerdir. Sıyrılmak lazım. Ondan çıkmak lazım, taşınmak lazım. Evet, hadi devam et. Bugün sana vermiştik. Ha? Sözler 521'de 7. medar. Burada diyor ki, şu kainatta görünen ve bilinen bütün letaif, bütün mehasin, bütün kemalat, bütün incizabat, bütün iştiyakat, bütün tarakkumat birer manadır, birer mazmundur, birer kelime-i maneviyedir. Maşallah, güzel bir yer bulmuşsun. Kelimenin içini doldurmuş, mana neydi bak. Buz, buzun içini doldurdu. Neydi? Buzun içi neydi? Su. Ha, kelimenin içinde neler varmış tek tek bir daha sayar mısın, özür dilerim. Bak, içini de mana bunlarmış bak. Esas çattığı şey bu. Yani mana nedir diye sorulursa bak buymuş. Oku. Şu kainatta görünen ve bilinen. Kaçtı? 531. 521. 7. metre. Tamam. Bütün letaif. Bak, letaif. Bütün mehasin, bütün kemalat, bütün incizabat, bütün iştiyakat, bütün tarahkumat birer manadır, birer mazmundur, birer kelime-i maneviyedir. Kelimenin içindeki mana mertebeleri bunlar. Mana tek değil. Mana tek değil arkadaşlar. Mana çekirdek gibidir. Çekirdekte dal, budak, meyve, sağol. Ağaç, dal, budak, renk, koku var ya. Çekirdek kelimedir. Çekirdek kelimedir. İçindeki program manadır. Manada neler var? Yaprak her şey var. İşte mananın içerisini açtı. İstiyordum bunu ya. Manayı bir açılsın bakayım denk gelecek mi dedim. Yani içini istiyorum, içini. Tamam, mana konuştuk, mana bu. Ya içinde ne var bu adamın? Aç da karpuz gibi. Ben bunu çok seviyorum. İçeriği seyretmiyorum. İşte buydu, onun için heyecanlandım, kusura bakma. Ne varmış? Letaif, measin, kemalat, incizabat, iştiyakat, terehumat. Bir de manidarlık. Mazmundur, birer kelime-i maneviyedir. Yani çekirdek lafızdır. İçindeki program, ağacın tümü manadır. Yani yaprak, dal, budak var dediğimiz gibi. İşte bunda letaif, mehasin, kemalat, incizabat, incizap, iştiyak. Evamir-i tekvineyi de almış. Evamir-i tekvine 3-4 tanedir. İhtiyaç, iştiyak, meyil, incizap. 3 tane incizap, bir tane mey var. İyiyim gibi. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Onu bile içine almış mana. Acayip bir şey ya.
Sonra aferin lan, evlen bir şey yaptın ya. İstediğim de doğru gelince beni de heyecana getiriyor. Ben biraz böyle hani var ya vicdanı da hani kes içine gir. Ha, gir içeriye bu. Başka var mı? Başka da şunu bir söyleyebilir miyiz acaba da? Bu 30 gün sözü 623. 623 he. Oradaki o şunatı münezzehe var. Zerkusiye var. Ha. O manalara diyor. Aynen. Bu da o. Orada misaller veriyor. Nasıl bir sofra var diyor. Bir sehavetli bir insan diyor. Onlara şey yaptı diyor. Böyle ikram etsin diyor. Oradan almış olduğu bir şey var. Bir tilecüz var diyor mesela. İşte onlar da o mananın içeriği. Ama ya bunlardan bir tanesinin terahumun açılımıdır o. İşte mesela bir şunu anlatıyordun değil mi orası? Bir gemi sahibi var, kaptan, çok zengin. Fakir fukarayı gemiye toplamış. Seyahat ettiriyor, hem de ziyafet çekiyor. Her türlü imam bayıldı, müftü şaşırdı. Müezzin yerdi, cemaat ayıldı, şeyler var. Yiyor yani. Peki o adam böyle bakıyor ama muhtaç olanlar aç. Hem gezdiriyor mi? Onlar da ne alır? İşte zevk alır, keyif alır, bilmem ne alır. O şeyin açılımı galiba Fatih'im. Terahum. Merhamet etmenin... Büyük zevk de var değil mi? Tabii canım. Adam baklavadan yediğinden... Bak iyi dinleyin. Adam baklava yiyor, aç, aldığı lezzetten yediren daha fazla alıyor. Allah benim yediğim baklavadan aldığım lezzetten Allah benden daha lezzet alıyor. Haşa şey için söylüyorum. Lezzeti mukaddesi tabirinde aciz olduğumuz. Şu anda bizim bu muzakereden ben aldığım lezzetten daha kıyas edemeyeceğimiz, tabirinde aciz olduğumuz Allah'a has, vacibül vücuda mahsus lezzet-i mukaddesi var. Ben bir de mezun olmadığımız değil. Mezun olmadığımız yani senin işin değil yani. Vazifeyi yani söylemeyeceksin, konuşmayacaksın. Sana bir şey demediniz mi? Ama herhalde terahumat. Bunlar o şey yaptığımız yer, terahumat. Evet, güzeldi. Bitti galiba. Bitti sayılır. Tamam. Burada şey yapalım. Demek ki o zaman ikisini birleştirelim. Dersi bitirelim. İkisini birleştirme kaçtı? 530 muydu dur? Ha şimdi Mustafa bu manaları şey sen şey yapmıştın Fatih'im. Şimdi cümleyi kullan. Lafız mana zararına kalınlaşır. Lafızı dinledin dün. Manayı da sen yaptın. Ne anlayacağız şimdi? Koca bir şey konuştuk. Lafız mana zararına kalınlaşır. Yani şimdi bunun muhalif manası düşünürsek, yani lafız mana hesabına incelişir olur. Doğru. Yani biz zaten olması gereken de budur yani. Lafız mana hesabına incelişir. Yani biz de kendi cismaniyetimizi, hayatımız, suretini, vazifesini o manada yani kalifimizin yolunda şey yapmamız lazım yani. İncelmemiz lazım ki hakikate göre bir manaya göre yani bu şekilde. Yani şu olabilir mi canımın ciğeri? Cüziyetten külliyete taşınacağız. Bütün kainat insanın etsa ve efradı kainat nevidir. Yani kainat lafız ise içerisi manadır. O zaman buradaki yöntem neydi? İncelemizde bir nükteni kaçırmayacağız o temeli. Merdiven basamaklarıydı. Buz, su ilişkisi. Kışır ve lup ilişkisi üste çıktı. Dikkat edersen şey oldu, zihayat. Camidat, zihayat. Sonra gitti hayata giriyor, lafız mana. Ha, tamam mı? Taşınmayı anlatıyor. Yani burada lafızdan maksat, cüzi nazarını cüziyetten mana tarafı kül ve külliyete taşınmak gerekiyor. Tamam mı? Yani ne kadar biz zahire ihtimam edersek, bedensel hayat esas alırsak, aslımıza dönemeyiz, yabanı ve yabancı oluruz, kendimizi özleriz. Hep gurbette kalmış oluyoruz, hiç aslımıza, özümüze dönemiyoruz. O zaman ne kadar biz kışır olan, lafız olan şu mevcudatın libası, ne kadar onu mana hesabına istihdam edersek tefekkürümüzde, o kadar aslımıza dönüyoruz. Asla taşınıyoruz, cüziyetten çıkıyoruz. Ha? O zaman küllileşiyor insan. Ruh meselesinde ise artık zata aynadalık başlayacak. Demek ki burada ne kadar böyle zahire ihtimam, o zaman basit olur işte. Hayvanlar da öyle yapıyor yani. Gördüğüne, duyduğuna, dokunduğuyla düşünür. Böyledir yani. Adam gördüğünü düşünebiliyor. Geçemiyor.
O zaman lafız-mana ilişkisi insan-kainat ilişkisine taşınmamız gerekiyor. Lafız-mana ilişkisi dersimizi insan-kainat ilişkisine taşınmamız gerekiyor. Kainat lafızdır, içerisi mana, insandır. Kainat-insan ilişkisine bu lafızda bizi taşınmak istiyor. Taşınmamız gerekiyor. Diyor ya, 40 sene ömrümde 30 sene tahsilimde 4 kelime 4 kelam. Abaka 4 aferin. Yani bunu da sanki bir tarafı kelime bir tarafı manayı temsil ediyor. Evet doğru. Ya ama zaten 4 burada da 4 zaten. Burada da 4 tane var. Evet. Buz, lafız, ondan sonra şey, buz, lüb, lafız, ruh. 4 yani. Yani burada aynı böyle. Burada cüziyetten çıkmamız gerekiyor. Cüziyetten gösteriyor. Çünkü külliyetin hakikati var orada. Peki burada kesiyoruz. Vahir davahum enülhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha.